Sigorta dönüp baktığımızda aslında günümüz çağında modern insanların, teknolojinin, kentleşmenin getirdiği bir zorunluluk olarak karşımıza çıkabiliyor. Nasıl dersek çok eskiden dönüp baktığımızda bir sokakta bir yangın çıktığında veya birinin evine hırsız girdiğinde veya evine bir zarar geldiğinde eski o yardımlaşma dediğimiz, hatta Türkiye'de imece gibi hani bir klasik bir lafta herkes biri keseri getirir, biri çiviyi getirir, biri iş gücünü getirir, biri malzeme getirir, o kişinin zararı yerine konurdu. Bu nüfusların biraz daha az olduğu, yardımlaşmanın daha fazla olduğu toplumlarda bu şekildeyken günümüzde bu şekilde olmuyor. Artık zararlar çok büyük olarak karşımıza çıkabiliyor. Bir kişinin bütçesini, gelirini telafi edemeyeceği boyutlara ulaşabiliyor. Böyle olunca da bunu daha düzgün anlamda, yani eski mantıkta bu yardımlaşmayı nasıl sağlarız diye baktığımızda sigorta mantığı ortaya çıkıyor. İşte bunu bir kap olarak düşünün. Biz buna sigorta havuzu diyoruz. Herkes bu kaba bir miktar para koyarak, bu kaptaki bu parayla bunu yöneten insanlar dönüp bununla ilgili bir hasar olduğunda sigorta ile ilgili bu kaptaki parayla bu insanlara yardımlar yapılıyor. Örneğin çok büyük bir deprem felaketi olduğunda deprem sigortası yaptıranlara bu kaptaki paradan yardımlar yapılıyor. Veya bir sel baskını oldu, çok büyük yangınlar, felaketler, büyük kazalar gibi koskoca işletmeler, fabrikalar, koca koca gökdelenleri düşünün. Bu mantıkla sigorta karşımıza çıkmış. Birçok sigorta branşı aslında bilinçle gelişen bir şey. Modern toplumlarda sigorta bilinci çok gelişkin. Hani ben bunu yaptırmalıyım çünkü bunun sonuçlarını biliyorum tarzında yaklaşırken insanlar gelişmekte olan veya gelişmemiş ülkelerde sigorta bilinci bu anlamda biraz daha zayıf. Sigorta aslında küçük primlerle büyük risklerinizi güvence altına aldığınız, size çok büyük teminatlar sağlayan bir çeşit sözleşme. Tam hukuki tanımı da bu şekilde.